Merhaba çocuklar. Bildiğiniz gibi ülkemiz bir salgın hastalıkla karşı karşıya ve bununla mücadele ediyoruz. Bu süreçte bir haftalık tatil, daha sonrasında da bir uzaktan eğitim sürecine başladık. Bunlar bizlerin ve çevremizdeki insanların sağlığı için alınan bir önlem. Bunun dışında bizim kendimizin bireysel olarak da almamız gereken belli başlı önlemler var bildiğiniz üzere. Bunların başında tabii ki de hijyen kuralları geliyor. Hijyen kurallarına ve temizlik kurallarına uymamız bu süreçte gerçekten çok önemli. Bununla birlikte aynı zamanda güçlü bir bağışıklık sistemi için dengeli ve sağlıklı beslenmek de aynı zamanda büyük önem arz etmekte. Bu süreçte sabırlı olmak çok çok önemli. Bunun bir süreç olduğunu ve biteceğini, bu sürecin sonlanacağını düşünmeniz gerekiyor. Ve bu süreç bittikten sonra yine okullarımıza dönüp hayatımıza kaldığımız yerden yine devam ediyor olacağız. Peki bu süreçte neler yapabiliriz? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Bildiğiniz üzere online ders anlatım videoları okulumuz tarafından YouTube'a yüklendi. Buradan ders anlatımlarını takip etmeniz çok önemli. Bunun dışında öğretmenlerimizin sizlere verdiği ödevlendirmeleri ve etkinlikleri de yapıp bunlarla alakalı öğretmenlerimize yaptığınıza dair geri dönüşler sağlamanız çok büyük önem arz etmekte. Bunlar dışında bu ödevlendirmeler ya da akademik süreç dışında ayrıca evde ailenizle birlikte ya da kendi başınıza yapabileceğiniz farklı etkinlikler de bulunmakta. İlk aklıma gelen etkinlik şu olabilir. Birçok sanat dalıyla uğraşan, enstrüman çalan ya da sporla alakalı yine aynı şekilde belli başlı ilgisi ve yeteneği olan öğrencilerimiz var. Bu konuda kendilerini geliştirmek amaçlı çok güzel bir fırsat olacak aslında bu onlar için de. Bu noktada kendilerini yine geliştirebilirler. Onun dışında ev içerisinde ailenize destek olabilir. Örnek veriyorum, temizlik konusunda destek olabilirsiniz. Mutfağa girip yine lezzetli, güzel yemekler yapabilirsiniz. Sofrayı kurmada yine aynı şekilde ailenize destek olabilirsiniz. Bu konuda da yine ailenizle birlikte yapabileceğiniz etkinliklere içerisinde girmekte. Onun dışında kutu oyunları oynayabilirsiniz evde. İnternet üzerinden, interneti de yine verimli kullanarak, internet üzerinden kendin yap videoları var. Geri dönüşüm malzemeleriyle çok güzel ürünler ortaya çıkartabilirsiniz. Onun dışında yine internet üzerinden belli müzelerin ya da belli şehirlerin 360 derece kamera sistemiyle gezebiliyorsunuz. Her gün ya da haftanın bir günü bir ülke ya da bir müze belirleyip ailece internetin başına oturup müzeyi gezebilir, oradaki sanat eserleriyle ilgili yorumlar yapabilir, inceleyebilirsiniz. Ya da onun dışında bir ülke belirleyip, bir şehir belirleyip dünya üzerinde o şehirde yine sanal olarak gezebilir, o ülkeyle ilgili kültürel, tarihi bilgilerini elde edebilirsiniz. Şu anda aklıma gelen etkinlikler bunlar. Bu konuda sizlerin daha fazla yaratıcı ve farklı etkinlikler yaptığınızdan eminim. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatıp bizim için nasıl verimli olabilir, nasıl verimli hale getirebiliriz? Aslında bunu bilmemiz çok çok önemli. Sizler gibi bizler de çok özledik okulumuzu. Bu süreç son bulduğu zaman yine okulda bir araya geleceğiz. Sizleri çok özledik. Tekrardan sağlıklı ve mutlu bir günde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.